Formula 1'de sezonun ilk iki yarışı sona erdi ve Ferrari'nin Red Bull'a en yakın takım olduğu artık aşikar durumda. İki farklı tarzdaki pistte Ferrari çok güçlü bir performans göstererek ikinci takım olduğunu herkese kanıtlamış oldu. Peki Ferrari bu sezon aracında hangi bölgeleri geliştirdi? Gelin bunlara birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Ferrari'nin testlerde en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yarış temposuydu. Charles Leclerc 3. günde atmış olduğu yarış simülasyonuyla beraber bizlere Ferrari'nin elini göstermiş oldu. Ancak tempodan çok lastik kullanımına bakıyorduk biz o dönemde ve Ferrari'nin lastik kullanımı gerçekten çok iyi görünüyordu. Bir önceki sezon aracı SF23 lastik kullanım konusunda ne kadar kötüyse SF24 bir o kadar iyiydi. Yarışlara geldiğimizde Bahreyn'in arka lastikleri zorlayan yapısı veyahut da Arabistan'ın yüksek enerjili ön lastikleri kısıtlayan yapısı Ferrari'ye hiçbir şekilde zorlamadı. Hatta Arabistan Grand Prix'sinin son bölümünde Ferrari'nin lastiklerini Red Bull'dan daha iyi kullandığını bizzat Helmut Marko'nun kendisi söyledi ve son turda Max Verstappen ve Charles Leclerc'in giriştiği en hızlı tur savaşını kazanan taraf Charles Leclerc olduğu lastiklerini daha iyi kullandığı için. Ferrari net olarak lastik kullanımı konusunu çözmüş durumda ve bu da tabii ki de yarış tempolarında kendilerine çok büyük bir avantaj getiriyor. SF23'ün bir diğer kronik sorunu da rüzgar hassasiyetiydi ve özellikle rüzgarlı bölümlere geldiğimizde Ferrari aracı ciddi anlamda zorlanıyordu. Ancak hem Bahreyn'in testlerinde hem Bahreyn yarışında son virajda hem de Arabistan'ın son virajında çok ciddi bir rüzgar vardı. Ancak Ferrari bırakın sorun yaşamayı bu bölgelerde en iyi araçlardan bir tanesiydi. Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turlarındaki son turlara bakarsanız Charles Leclerc'in son viraja 4. girdiği ve 2. çıktığını görürsünüz. Ve son viraj pistin en rüzgarlı bölümüydü. Aynı zamanda viraj karakteri sebebiyle herkese çok ciddi anlamda zor anlar yaşatıyordu. Ancak Ferrari rüzgar hassasiyeti konusunu çözdüğü için pistin en rüzgarlı bölümünde en dengeli araç olmuştu ve bu sayede Charles Leclerc 2. sırayı almayı başarmıştı. Ferrari SF23'teki rüzgar hassasiyeti sorununu da SF24 ile beraber çözmüş durumda. Denge demişken bir diğer takım patronu Andrea Stella'nın yaptığı açıklamayla beraber Ferrari'nin gelişimine birlikte bakalım. Andrea Stella takımının son virajda ciddi anlamda zaman kaybettiğini ve diğer araçlara baktıklarında Ferrari'nin bu alanda çok güçlü olduğunu söyledi. Özellikle uzun virajlarında oldu ve direksiyonun belli bir açıda uzun süre tutulması gereken virajlar araçların dengesini ciddi anlamda zorlar. Seri yön değişimlerinden çok Arabistan'ın son virajı gibi direksiyonu belli bir açıda tuttunuz ve uzun süre tutmak zorunda kaldınız. Aynı zamanda rüzgarın da olduğu bir virajda eğer iyiyseniz aracınızın dengesi de iyi demektir. Ferrari zaten Bahreyn'de ve Arabistan yarışında dengesinin ne kadar iyi olduğunu gösterdi ki çaylak pilot Oli Berman araçta herhangi bir denge sorunu yaşamadı. SF23'te her viraj farklı bir macera iken SF24 artık pilotlarına ciddi anlamda bir güven veriyor ki zaten Oli Berman'ın yarış içerisinde artan güveninden de biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bahreyn'in testlerinde rüzgarlı ve sıcak havada. Akşam yine rüzgarlı ve soğuk havada. Arabistan'ın soğuk pistinde veyahut da rüzgarlı veya rüzgarsız alanında Ferrari her anlamda çalışmayı başardı. Geçtiğimiz seneki İspanya Grand Prix sıralama turuna hatırlarsanız pist biraz soğumuş ve rüzgar artmıştı. Charles Leclerc ise Q1'de elenmişti. Aynı şekilde Carlos Sainz da ciddi anlamda zorlanmıştı o sıralama turlarında. Ferrari'nin bir önceki sezonki aracı SF23'ün çalışma aralığı gerçekten çok dardı. Çok soğuk pist Ferrari'ye sorun yaratıyordu. Çok sıcak pist yine Ferrari'ye sorun yaratıyordu. Rüzgar Ferrari'ye sorun yaratıyordu. Gerçekten SF23 bir divaydı ve en olağan koşulları arıyordu. Ancak Formula 1'de birçok kıta değiştiriyoruz ve mevsimler değişiyor. Bu olağan koşulları bulabildiğiniz yarış sayısı gerçekten bir elin parmaklarını geçmiyor. Zaten SF23'ün güçlü olduğu pistlere bakarsanız ve koşullara bakarsanız bu sayının şampiyonluk götürmek için yeterli olmadığını görürsünüz. Ferrari bu alanda da ciddi bir gelişim kat etmişe benziyor. Hem Bahreyn'in öğlen sıcağında hem Bahreyn'in soğuğunda, rüzgarda veyahut da soğuk pistte Ferrari performans göstermeyi başardı. Evet, ilk iki yarış için belki bu yorum biraz erken olacaktır. Ancak Bahreyn ve Arabistan'ın pist tarzlarının birbirinden bambaşka olması, aynı zamanda sıcaklıkların sürekli değişmesi öğlen ve akşam seanslarında bu fikrimi güçlendiriyor. Tabii ki bunun için birkaç yarışa daha ihtiyaç var ama
Ama SF24'ün bu konuda da SF23'ten daha iyi olduğu bence açık. Geçtiğimiz sezonki Japonya GP sıralama turlarına bakarsanız ilk sektörde Ferrari'nin Red Bull'dan 0.8 saniye kadar yavaş olduğunu görürsünüz. Bu fark gerçekten inanılmaz bir farktı ki McLaren'den de yarım saniye yavaşlardı. Ancak Arabistan'ın yüksek hızlı virajlarının olduğu ilk sektörüne baktığımızda Ferrari evet halen daha en hızlı araç değil. Halen daha gelişmek için ciddi bir marjı var. Ancak geçen seneki SF23'e göre yüksek hızlı virajlı bölümlerde ciddi anlamda iyi performans gösterdiğini biz gördük. Ferrari zaten çekiş konusunda ve yavaş virajlarda iyi bir araçtı. Ancak SF24 ile beraber yüksek hızlı virajlarda yön değişimlerinde de SF24 ile beraber Ferrari'nin ileriye doğru çok büyük bir adım attığını düşünüyorum. Bu sayede Charles Leclerc her sektörde bir şekilde rekabetçi kalabildi. Evet, belki bu yarışta ona Lando Norris'in arkasında biraz fazla süre kalmasına sebep oldu. Ancak Ferrari'nin gittiği yöne bakarsanız ve paketin de gelişim marjına bakarsanız doğru yönde atılmış büyük bir adım olduğunu görürsünüz. Tabii ki de yine Japonya'nın ilk sektörü bizlere Ferrari'nin yüksek hızlı virajlar konusundaki performansını net bir şekilde verecek. Ancak hem Bahreyn'in çok az sayıda olan yüksek hızlı virajındaki performanslarına hem de Arabistan'ın ilk sektörüne baktığımızda Ferrari'nin bu konuda da bir önceki yarışın üstüne koyduğunu net bir şekilde görüyorum. Evet, Ferrari'nin kağıt üzerindeki gelişimleri bunlardı. Peki sürüşe bu nasıl yansıyor? Videomun ikinci bölümünde daha çok onboard görüntüler üzerinden gideceğim ve pilotların sürüş rahatlığına birlikte bakacağız. Evet, gördüğünüz üzere solda 2023'te Carlos Sainz'ın 12. turda softla attığı bir yarış turunu, sağda ise 2024'te yine aynı lastiklerle ve yine aynı lastik ömrüyle attığı bir turu görüyoruz. Burada aracın sürüşü üzerinden bir yorum yapacağız. SF23 gördüğünüz üzere düzlükte daha hızlı ama bir şey fark ettiyseniz 2023 aracı çok daha fazla porpoising yaşıyor 2024'teki aracı göre. İlk viraja girerken fark ettiğim şeylerden bir tanesi, yine SF23 düzlükte hızlı olduğu için daha hızlı giriyor. Apex'e daha iyi bir şekilde oturan 2023 aracı, öyle değil mi? Mantıken gaza dağırken oturacak olan SF23, yani 2023 aracı ikinci viraja SF24'ten daha hızlı varması gerekiyor. Ama bakın ne oluyor. Gördüğünüz üzere SF24 kısacık bir mesafede hem de Apex'i düzgün alamamasına rağmen ikinci viraja daha erken varıyor. Bu da bizlere artık pilotların gaza oturmada daha rahat olduğu izlenimini veriyor. Ve bu sayede Carlos Sainz ikinci düzlükte çok daha fazla farkı açarak rahat bir şekilde daha hızlı dönmeyi başarıyor. Bu görüntümüz ise Bahreyn'in belki de en zorlu virajı olan 9 ve 10. viraj kompleksi. Araç burada fren yaparken aynı zamanda sola dönüyor ve tümseklerle mücadele etmek durumunda kalıyor. Lastikleri kilitlemek çok kolay ama bakın SF24 burada farkını nasıl gösteriyor. Yine benzer bir örüntü olarak SF24'ün direksiyon açısına bakın. Neredeyse tam tur döndürdüğünü görüyoruz Carlos Sainz'ın. Sağda 2024 aracında ise daha az bir direksiyon açısı verdiğini görebiliyoruz. Ama biraz daha geri alıyorum şimdi. Kerbe vurdukları noktaya bakmanızı rica ediyorum. Gördüğünüz üzere SF24 kerbin çok daha fazla içine vurmayı başarıyor ve bu sayede gaza daha erken oturuyor. Gerçekten Ferrari'nin hareket kabiliyeti ciddi anlamda gelişmiş durumda. Bu sayede zaman kazanmayı başarıyor Carlos Sainz ve gördüğünüz üzere kerpleri daha erken bitiren taraf oluyor. Ferrari'nin 2024 aracı gördüğünüz üzere 2.9 saniye kadar daha hızlı dönmüş durumda ama genel ortalamaya baktığımızda 1.8 saniye kadar Ferrari'nin yarış temposunda geliştiğini görmüştük ki bu gelişim gerçekten muazzam. Şimdi ise Arabistan Grand Prix'de Charles Leclerc ile beraberiz. Daha demin Carlos Sainz'i alma sebebim Leclerc'in fren sorunu yaşamasıydı. Burada start yüzünden başlattım ki SF23'ün düzlükte daha hızlı olduğunu görelim. Hani SF24'ün bir kötü olduğu taraf varsa SF23'e göre o da düzlük hızı. Gördüğünüz üzere SF23 çoktan dönmeye başlıyor düzlük hızı sayesinde ama yine daha deminki gibi benzer bir şekilde yavaş virajlarda Ferrari'nin yeni aracının hareket kabiliyetini göreceğiz. İlk virajda daha erken varan 2023 aracı. Burada şimdi Charles Leclerc'in soldaki çıkışındaki direksiyon hareketlerine bakmanızı rica ediyorum. Şimdi biraz geri alıyorum ve tekrar bakalım. Gördüğünüz üzere solda Charles Leclerc çıktıktan sonra bir değil birden fazla kez düzeltme hareketi yapmak durumunda kalıyor
ve bu sayede gaza erken oturması zorlaşıyor. Şimdi ise sağ tarafa odaklı bir şekilde izleyelim bu virajın çıkışını. Gördüğünüz üzere Charles Leclerc sadece tek bir direksiyon hareketiyle beraber o virajı çok rahat bir şekilde dönmeyi başarıyor. Şimdi ise o düzlüğün devamındayız. 2023 aracı pistin en azından bu bölümünü düzlükte daha hızlı olduğu için daha erken dönmeyi başarıyor. SF24 ise biraz daha geriden başladı. Normalde ben eşitliyorum ama burada bilerek SF24'ü geriden başlatacağım. Bu sayede 2024 aracının yüksek hızlı virajlardaki gelişimine birlikte bakabileceğiz. Gördüğünüz üzere SF23 yine ve yine viraja daha erken varıyor ama bundan sonrası gerçekten mühendisliğin farkını ortaya koyuyor. Gördüğünüz üzere SF24'ün yüksek hızlı viraj kompleksinde attığı fark muhteşem ve geriden başlattığımızı lütfen unutmayın. Bu arada virajın ortalarındaki sinyal bozulmaları benden kaynaklı değil, F1'den kaynaklı ama hiçbir şekilde görüntü atlaması olmuyor. Sağlıklı veriler olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca fark ettiğim bir şey de var burada. Yine direksiyon açısı üzerinden biraz konuşacağız. Gördüğünüz üzere SF23 90 dereceye yakın bir açı verirken SF24 daha az bir açıyla beraber o virajı dönmeyi başarıyor. Tekrardan izlettireceğim şimdi bölümü. Bakın çok daha fazla açı verdi SF23. SF24 ise o kadar açı vermesine gerek yok. Aslında burada en net şekilde görüyoruz ve SF24 şu anda virajın ortasında. Şimdi sola odaklanalım. İyice açı veriyor artık. 90 dereceye gelmiş durumda SF23. Ancak SF24 hiçbir zaman 90 dereceye gelmiyor gördüğünüz üzere. Daha demin Bahreyn'de gördüğümüze benzer bir örüntü var. Yani Ferrari aracın hareket kabiliyetinin arttığını buradaki direksiyon açılarından net bir şekilde görebiliriz. Ve bu sayede Charles Leclerc ilk sektörü daha düşük bir düzlük hızına sahip olmasına rağmen geçen seneki araca göre çok daha hızlı bir şekilde dönmeyi başarıyor. Bu bölümde de yine yüksek hızlı viraj bölümüne bakacağız. Bu da son sektöre çıkılan hızlı viraj kompleksi. Burada yine aynı şekilde başlattım iki pilotta çünkü SF24 bayağı fark atmıştı. Normal hızda izlediğinizde fark edemeyeceğiniz bazı farklar gerçekten pilotlara ciddi anlamda zorluk yaratabiliyor. Soldaki SF23'ün viraja girişine bakmanızı rica ediyorum. Gördüğünüz üzere bir açı veriyor. Ancak tekrardan düzeltme yapması gerekiyor. Charles Leclerc'in burada ve daha fazla direksiyon açısıyla beraber bu virajı almaya çalışıyor. Sınırları zorlamasında hiçbir problem yok. Ama gördüğünüz üzere SF23 istediği o yumuşaklığı Charles Leclerc'e vermiyor. Ve Charles Leclerc burada birden fazla direksiyon açısı yapmak zorunda kalıyor. Şimdi ise sağ tarafa odaklı bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Gördüğünüz üzere Charles Leclerc yalnızca tek bir direksiyon açısı veriyor ve bu kadar. İş bitmiştir. Ferrari gerçekten yüksek hızlı viraj konusunda çok ciddi bir şekilde öne atılım yapmış durumda. Bu da son viraj artık. Gördüğünüz üzere yine SF23'ü erken bir şekilde viraja soktum ki Ferrari aracının hareket kabiliyetindeki artışı net bir şekilde görelim. Gördüğünüz üzere Aramco'ya sınan bakarsanız SF23 virajda daha hızlı bir şekilde daha erken giriyor. Bu arada bunu ben bilerek yaptım. Normalde aslında daha erken girmiyor yani daha hızlı dönmüyor. Şimdi bu noktadan sonra dışarıdaki beyaz çizgiye bakmanızı rica edeceğim. Gördüğünüz üzere çok daha erken bir şekilde gaza oturuyor Ferrari aracı ve aslında benzer bir şekilde vites değişimleri olsa da gaza oturma konusunda SF24'ün vermiş olduğu güveni net bir şekilde görüyoruz. Evet, Ferrari'deki gelişimler bu şekildeydi ve bu gelişimler sayesinde Ferrari şu anda en hızlı ikinci araç durumunda. Takımın Avustralya'ya bir takım güncellemeler getireceğini ve yine Imola'yı hedefleyerek büyük bir güncelleme paketi hazırladığını biliyoruz. Bu güncelleme paketi Red Bull'la yarışmak için yeterli olacak mı? Bunu bize zaman gösterecek. Ancak Ferrari'nin kendi yönünü tercih ederek sezon başında ve o paketi ciddi anlamda geliştirerek doğru bir yola girdiğini görüyoruz. Ferrari'nin bu sezon yarış kazanacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Takım da aslında sezon başında 5 yarış galibiyeti hedeflediğini söylemişti. Eğer ilk 2 yarıştan sonra yine Red Bull bütün yarışları kazanacak fikrindeyseniz ben o fikre pek katılmıyorum. Bence Ferrari
bu sezon birkaç yarış çalabilir Red Bull'dan. Umarım videom keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.